kartların yeniden dağıtıldığı 90+1 başlıyor. Artı 1'in ikinci bölümünden tekrar merhabalar. Uğur'cum nedir sende durum? Bendeki durum abi bende biraz daha Süper Lig ağırlıklı bir gündem var. O zaman bakalım çekiyorum. Bu da aslında Mustafa'ya da pas diyebileceğim bir soru. Ufak bir görüşümü söyleyeceğim. Barış Alper Yılmaz Galatasaray'a yakın. Şimdi senin eski mesleğin gereği daha fazla detay da verebilirsin ama bence zaten Galatasaray'ın parlatabileceği tipte oyuncu rollerden biri en azından. Türkiye Ligi'nde kanat forvetler doğru takımlarda daha kolay parlayabiliyorlar. Galatasaray'da bu tip oyuncuları en iyi parlatan takım ülkedeki. Yani ta Buruma zamanlarına da gelir. Burumalardan beri Gerrod Diez arkasında gelen çok büyük bir iyi paralara transfer yaptı. Onyekuru geldi burada. Galatasaray şampiyonun katkısı sundu, gitti geldi falan, yine ara ara katkı sunmaya devam ediyor. Kerem Aktürkoğlu çıkış yaptı. Barış Alper Yılmaz da skor potansiyeli de olan, yani topsuz olarak oraya gitmeyi de bilen, onun da yanı sıra ayağına top da yakışan bir oyuncu. Hı hı. Yani elbette bunun düzeyi tartışılabilir. Yani hani hepsinin A sınıf bir oyuncu olmamakla birlikte daha bu yaşta yani bir şeyleri çözmüş olduğunu gösteriyor. Yani skora yakın olmak bu yaştaki bir oyuncu için ekstra bir durum. Birincilik gibi bir yerde kendini gösterebilmek, bunu güdüye sahip olduğunu gösterebilmek. Galatasaray işleyebilirse Barış Alper Yılmaz gibi bir oyuncuyu, ya bir anda tak diye en azından 10 milyon euro barajını atabilir bir oyuncu. Barış Alper Yılmaz nerede oynuyor mevki olarak? Kenarlarda oynuyor. Yani ama bence sağ ön sol ön mü? Evet, sağ ama bence ikinci forvette oynayabilir mesela. Geçen sene Halil Ermişoğlu'nun oynadığı gibi bir santrafor arkasında gezgin forvette oynayabilir. Bence bu yönden de avantajlı bir oyuncu. Ben şimdi o zaman negatiften bakayım. Hı. Ben Barış Alper Yılmaz'ım. Evde tamam, yatıyorum. Galatasaray istiyor. Hayallerimi süsleyen takım. Fatih Hoca filan. Florya şu bu. Ulan burada Babel var. Arda abi var. Ondan sonra olursa Onyekuru var. Olmazsa Kerem var. Neyse ben en iyisi sağ önde oynayayım. Oğulcan var. Sağ önde Feguli var abi. Oğulcan var. Dur düşünüyorlar birisini daha alacak falan diyorlar. Ben Mustafa Muhammed'in ikinci santrifor olayım. Hani onun yedeği olayım. Abi orada da Falcao var. Filan demez misin yani? Bir de şu var. Bir de Halil'i kiralayabilir. Gelecek sezon 3 tane yerli oynatmak zorundasın ilk 11'de. Kaleci yabancı, geri dörtlü yabancı, santrafor yabancı, 8 numaralar yabancı büyük ihtimalle. Yani 10 numara da yabancı, 8 numara zaten Gerson gerisi yabancı. Yerli 8 de yok. Bir Taylan hani oynar gibi gözüküyor yerli oyunculardan. Net oynar dediğin Taylan dışında var mı yerli şu anda? Yok. O zaman Taylan oynar abi. Taylan bile oynamayabilir. Ben Babel'i yerim diyebilir mesela ki o potansiyelde var. Ben normalde bu tip şöyle özetliyorum. Yani sırf yerli oyuncu diye mi acaba göz önünde yoksa değil mi? Hani bu oyuncu atıyorum Polonyalı olsa, ya iyi futbolcu diye Polonyalı olsa yine böyle takip alır mıydım mesela ben? Bence alınırdı. Yani yerli olması zaten avantaj. Yani oyuncu Polonyalı olsa bile ya bu çocuk alınır, parlatılır diyebileceğim bir yetenek bence. Dediğin konularda çok haklısın. En büyük özelliği evet hem topsuz koşularıyla fark yaratan bir oyuncu. Evet 10 üzerinden 8-9'luk yapamıyor tabii ama şu anda. Ama eğitilir abi. Aynı zamanda topu ayağına aldığı zaman çok bilekli yumuşak bir oyuncu değil ama en azından adamı eksiltip merkeze doğru mesela adamı eksiltip şut açısı bulacak kadar, önünü boşaltabilecek kadar yeteneğe sahip. Emil Forsberg diyorsun. Tabii o seviye değil ama o tarz yani. Onu da yapabiliyor. Topsuz koşularıyla da fark yaratabiliyor. Üstüne koyabilir mi sence yoksa? Koyabilir. Yani özellikleri yani zamanla yükseltilebilecek özellikler. Şimdi bu Barış Alıcı'yı Fenerbahçe aldığında 10 gol atmıştı Barış Alıcı. İkincilikte. Bak o mesela topsuz koşu oyuncusuydu. Topsuz koşucuydu mesela o. He, anladım. O topsuz koşucuydu. Ama Barış'ta mesela Tuncay Şanlı efekti de olabilir diyorsun. Evet. Tamam. Aynen öyle. Hayırlısı olsun Barış Alper Yılmaz kardeşimiz için. O zaman diğer sorumuza geçelim. Beşiktaş'ın transfer gündemi Salih Uçan, Fernando ve Alex Teixeira. Yani Salih Uçan büyük ölçüde bitmiş gözüküyor ki bence yani çok önemli bir kazanım. Çünkü Beşiktaş burada mevcut konjonktürüyle Salih Uçan'ı ikna etmek, ya bunlar daha büyük başarı abi. Beşiktaş bir proje sunabiliyor. Salih Uçan diyor ki bak Şampiyonlar Günü oynuyoruz. Bak Sergen Yalçın'la çalışacaksın. Bizim orta sahamız yaşlı, burada liderlik alıp devam edebilirsin. Ayrıca sakin bir ortamda vaat ediyoruz sana. Dorukhan da ayrıldı. Orada yerli oyuncu olarak da önün açık. Yani bir proje sunup Salih Uçan şey diyebiliyor. Benim için en iyi yer Beşiktaş. Ben burada en rahat şekilde Beşiktaş'ta oynayabilirim ve aynı zamanda Şampiyonlar Ligi'ne de süre alabilirim diyebiliyor. Bu projeyi sunmak da bir başarıdır oyuncu yüklendi. Çünkü Salih Uçan şu gün Galatasaray'da talip olur, Trabzon'da talip olur. Fenerbahçe herkes olur ya, herkes olur. Olabilir ama Salih Uçan'ın seçme şansı var ve Beşiktaş seçiyorsa, Beşiktaş'a seçiyorsa bu bir başarıdır yani, Beşiktaş'ın başarısıdır. Fernando enteresan bir oyuncu. Mustafa'ya da biraz danışacağım ama böyle farklı bir oyuncu yani, defansif forması 6 numara olup savunmasından çok böyle tekniğiyle, pasörlüğüyle, aklıyla fark yaratabilen bir defansif orta saha bence. O yüzden biraz Josef'le eşleşip orada bir pas becerisi yüksek bir merkez oluşturabilir. Yani tabii ki son dönemde oynanmaz. Salih'i alan takım Fernando'yu da alır mı? Ya sonuçta rotasyonla gerek, Şampiyonlar Ligi oynayacaksın. Abi 38 tane lig maçı var, 6 tane Şampiyonlar Ligi maçı var. Buraya hani çeşitlenme zorlanması gitti yani. Derinlik azaldı çünkü biraz. Bu arada Kartal'ı da hoca değerlendirecek mi seneye? O da rotasyona dahil olacak. Kartal orta saha oyuncusu mu? 6'da oynuyor, 8'de oluyor. Salih'in 7'yi olur bence. 6 oynadı mesela şeyde, Ümraniye'de. Oyun kurucu 6. Ama hani Beşiktaş seviyesinde 6 dolu ya. Josef var, olmazsa Ati var. Yani şey olabilir. Ben burada biraz 8-7, Salih'in 7'yi tarz olabileceğini düşünüyorum. Alex Teixeira da Alex Teixeira yani. Şimdi bence Süper Lig'in bug'ı tip oyunculardan biri. Çok örnek saydım. Talisca, Alex, Pablo Martin Batasha benim bayıldığım oyunculardan biri. Daha geçmişten Saşa İliç. Yani bu tarz oyuncular zaten iş yapıyorlar. Jaja. Hani skorer, forvet arkası her zaman iş yapar bu ligde. O yüzden de ben çok ideal bir tip olduğunu düşünüyorum. Ümit ediyorum da gelir. Dün canlı yayında söylemiştik. Teixeira olmaz. Teixeira'dan daha iyisine bakıyoruz demişti Sergen Hoca. Ama Alex Teixeira'ya da yani o da bir alternatif. Yani ben Josef de Sosa, Fernando, Teixeira önlerinde Diego Costa çok heyecanlanıyorum yani. Evet bu bana heyecanlandırdı beni yani. Şunu hatırlatıyor. 2016-2017 sezonunu şöyle hatırlatıyor. Mesela orada Beşiktaş şampiyon olan kadrodan birçok oyuncu kaybetmişti. Önemli oyuncuların kaybetmişti. Mesela Mario Gomez'le Sosa'yı kaybetmişti. Yerine gelen oyuncularla aslında birebir benzeri oyuncu almadı ama farklı yollardan yine benzer bir yapı kurdu. Şöyle mesela işte Mario Gomez tek başına yeten bir 9 numaradan olmuştu Beşiktaş. Aboubakar gibi o zaman çok skorer olmayan ama karıştırıcı, delici bir santrafor gelmiş. Ama arkasına skorer bir 10 numara geldi. Talisca. Ama Sosa gidince, oraya Talisca eklenince oyun kurulumunda eksik kalabilirdi. Ama ne oldu? Adriano geldi. Şimdilerde işte Euro 2020'de gördüğümüz bek performansları, merkezleşen bekleri övürüz. Adriano geldi, bu da oynadı. Merkezleşen bek. Oyun kurulumunda da problem yaşanmıştı. Şimdi de mesela muhtemelen Larin satılacak. Çünkü Rozi'yi işte ya da Gezel'in bol servisini almak için birilerini nakde çevirmen gerekiyor. Kenan Karaman oraya yerleşecek. Biraz skor gücün azalacak ama Alex Teixeira ekleyerek oraya tolere etmiş oluyorsun. Aynı zamanda mesela Aboubakar ortada bir şey yokken gol çıkartacak bir oyuncuydu. Teixeira da öyledir. Teixeira da öyle. Kosta da öyledir olursa. Aynen öyle. Kosta da olursa öyledir. O yüzden o sezonu, eğer bu isimler gelirse o sezonu andırıyor bana. Şimdi o zaman mesela isim geçenlerden biri de Adam Unas'tı biliyorsun. Evet. İyi kadrodur abi. Teixeira, Unas, Kenan Karaman, Kosta bayağı iyi kadro. Mesela Adam Unas da Gezel kadar yaratıcı değil. Hani Gezel alıyordu soluna, kafasını kaldırıyordu. 3 kişi arasındaki Aboubakar'ın kafasını buluyordu. Ama iyi atlet. Ama şöyle bir artısı var. Gezel'de uzun metrajlı dribling yapamıyordu. O yüzden böyle seni çok iyi önde karşılayan rakiplere karşı problem yaşıyordum. Çünkü öbür tarafta Larin var. Topla gidecek oyuncu yok. Unas topla da gidebilecek bir oyuncu olduğu için onda öyle bir artısı var. Yani geniş alan bulursa daha çok cezalandırır. Evet. Ama ben yine tabii Gezel olursa net Gezel. Yani. Net Gezel. Gezel herhalde 10 yılda bir falan göreceğimiz bir performansla şampiyon tabii yaptı Beşiktaş'ı. Müthişti. Bir başka Galatasaray sorusu. Bunda da pası size atayım ki dün Gedson'u yorumlamıştım. Belki Kaan'a ancak bir şey söyleyebilirim. Galatasaray'da transfer gelişmeleri Kaan Ayhan ve Gedson Fernandes sorulmuş. Ben Kaan Ayhan'ın Galatasaray'a savunmasından çok çeşitlilik getirecek bir alternatif olacağını düşünüyorum ama hiçbir mevkide tam 11 oyuncusu olacağını düşünmüyorum yani. Mesela merkez ikilide stoper oynarsa biraz savruk bir oyuncu gibi kalabilir. Sağ bek için alternatif olacaktır bence iyi bir şekilde. Defansif orta saha için alternatif olacaktır ama üçlü savunmanın sağ stoperi hariç hiçbir yerde böyle işte mükemmel oldu Kaan diyebileceğimiz bir noktada olabileceğini düşünmüyorum Galatasaray'ın. Gedson konusunda canlı yayına konuşmuştum dün. İsterseniz size atayım pası. Onu da değerlendirme yaparsınız ikisine de. Ben Kaan Ayhan'ın çok başarılı bir transfer olacağını düşünüyorum. Türk zorunluluğu varken. Tabii. Bir kere milli takım oyuncusu, karakterli bir çocuk. 3 ayrı mevkide rahatlıkla oynuyor. İstersen sol beke koy, işini yapar. Profesyonel, altyapısı iyi. Çok zor sakatlanıyor. Bir sürü özelliği var. O yüzden Kaan Ayhan'ı hangi takım alırsa, Beşiktaş'la ilgili, Fener'le ilgili, Galatasaray'la ilgili hangi takım alırsa o takım başarılı olur. Çok iyi bir transfer yapmış olur. Yani biz her programda itiraz ediyoruz yabancı kuruluna ama sonuçta böyle bir gerçek var önümüzde ve değiştirilmedi. Ve Galatasaray'ın da 11'e koyacak yerli oyuncuya ihtiyacı var. O yüzden Barış Alper transferi ilk bölümde konuşmuştuk, çok değerli. Bence Kaan Ayhan transferi de bu bağlamda çok değerli olur. Dörtlü de Markan'ın yanına koyarsın ki Luyendam'ın sakatlıktan sonra çok iyi dönmediği bir gerçek. Satmayı düşünüyor ama o kadar para veren de olur mu bilmiyorum yani. Biraz zararına çıkış olur gibi gözüküyor. 5 milyon falan diyorlar. Evet anca öyle 1-3 milyon zarar yazar. Markan'ın yanına 2 stoper olur. Üçlüye döndüğünde sağ stoper zaten en iyi mevkisi. Mesela bir sert bir Avrupa maçında sağ beke koyarsın. Tabii. Çok ihtiyaç olur 6 numaraya koyarsın. Çok yönlü dediğiniz gibi ve çok yönlü olmasıyla birlikte sağ stoper bölgesine direkt alabilecek bir oyuncu bence. Böyle bir 11'e koyacak yerli ihtiyacı varken bence gayet mantıklı bir transfer olur. Gedson Fernandes'i konuşmaya gerek yok. Galatasaray ligin en iyi orta sahasını kurar Florentino ile beraber. Aldığın aldıra. Yani orta merkezini. O da ne demek? İşte Taylan, Gedson, Florentino. Kaan Ayhan'ı aldığını varsayalım. Alternatifleri kim? İşte Emre Kılıç, Kaan Ayhan, belki Akbaba. Emre Kılıç, Aytaç. Kaan Ayhan, Aytaç gibi ciddi alternatif bir kadrosu olur. Ama 4-1-4-1'de Florentino'nun Taylan'ı kolay kolay kesemeyeceğini düşünüyorum bu arada. Taylan'ın biraz daha tempo farkı var. Yani o daha geniş alanını kapsıyor Taylan. Öyle bir farkı var. Benim sorularım bitti. Sıra Serdar abide. Bu bölümü kapatıyoruz. Serdar abinin sorularıyla devam edeceğiz. Kartların yeniden dağıtıldığı 90+1 sona erdi.